Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu tulum battaniyenin yapımını göstereceğim. Hala rahatsızım, kusuruma bakmayın. Nasıl yapıldığı baştan sona en detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yıldızların yapımını da göstereceğim. Yıldızla süslemek istemezseniz Ören Hanım figür ve süsleme yazıp benim süsleme amaçlı yaptığım modellere de bakabilirsiniz. Onlardan da beğendiğinizi yapabilirsiniz. Videonun sonunda size de yıldız yaparken göstereceğim elimde olanları. Fikir olur diye göstereceğim. Böyle yıldız beğendim arkadaşlar. Ben yıldızı beğendim. Çok da yakıştırdım. Su yeşili, açık su yeşili iple yaptım. İpi ikiye katladım arkadaşlar. 340 metrelik ipi ikiye katladım. Öyle ördüm. Daha tok düştü. İçine astar dikmeye gerek yok hani tok düştüğü için. Ama dilerseniz astar pazenle dikebilirsiniz, geçirttirebilirsiniz terziye, siz de yapabilirsiniz, size kalmış. Boyut olarak da ideal arkadaşlar. Yeni doğan 6 ay arası bebekler kullanabilir diye düşünüyorum. Genelde bebeşler 45 ile 55 santim arası doğuyor. Benimkiler 50 ile 55 santim arası doğmuştu. Buradan buraya kadar arkadaşlar. Buradan buraya kadar. Buraya kadar kaç santimdi? 57 santim. 57 santim. Böyle kapşonun burasından da aşağıya doğru. Şöyle şuradan aşağıya doğru da 70. Sanırım 77 santimdi. Evet. 77 santimdi. 75 ile 77 santim arasıydı. İdeal diye düşünüyorum. Sizler de boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu kareleri boyutunu küçültebilirsiniz. Size kalmış. Evet, böyle. Yapımı gayet kolay arkadaşlar. Zor bir şey yok. Detaylı bir şekilde anlattığım için de tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Düğme iliklerini böyle sıkı yaptım. Böyle de güzel oldu. 10 sıra haroşa koydum arada. 10 ile 12 haroşa arası koyabilirsiniz. Çok sıkı duruyor derseniz. O da size kalmış. 90 ilmek başladım arkadaşlar. Buradan başladım. Başladım böyle. Kare desenleri verdim. Gördüğünüz gibi 3 tane de burgumuz var. Başta, ortada ve sonda. Arka tarafına devam ederken de bu şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi. Tam ikisini eşitledikten sonra 25 santimde kapşonu, şapkasını ördüm. Ve ilk önce kesip dikecektim ama sonradan birleştirip kesme işlemi yaptım. Bu şekilde oldu. Yine de dediğim gibi hepsini anlatacağım inşallah. İp olarak bu çok kaba durmuş derseniz bebeğünün ben 340 metrelik olan orta kalınlıkta bebeğünüyle ördüm. 4 tane toplamda 4 yumak ip gitti. Siz incesiyle de yapabilirsiniz. İnce ipi 2 kat yapıp 2 tane ipi iple yani 2 ipi birleştirip de örebilirsiniz. O da size kalmış. Böyle tığ, şiş olarak da 4 numara. 4 numara şiş kullandım. Ne kadar sürdü? Ben biliyorsunuz çok yoğunum. El işlerimden arta kalan zamanlarımda ördüm. 2 ayda bitirdim. Çok şükür. Çok da istek alıyordu bu model. O yüzden yaptım arkadaşlar. Zevkli. Yapımı gayet zevkli. 90 ilmek başladım. Haroşa yaptım. Haroşalarımı ben önden de düz, arkadan da düz örüyorum. Onu da söylemiştim. Ben masamı örtü örteyim arkadaşlar. Örtümü örteyim. Beraber başlayalım inşallah. Evet, en olarak ne kadar onu söylemeyi unuttum. En olarak da şöyle beraber ölçelim isterseniz. Şöyle hafif esnetiyorum. 42 santim kadar. 42-41 santim arkadaşlar. Şöyle gösteremedim. Şöyle. Evet. Şöyle düzelteyim. İki tane ipimin ucunu aldım. Birleştirdim. Gördüğünüz gibi. Şöyle ilerliyorum biraz. 90 ilmek atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, böyle şişimize 90 ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, 90 tane ilmek attım. Şöyle buraya düğüm atıyorum açılmasın diye.
Çevirdim. Diğer şişimi alıyorum. Evet. Haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben haroşayı önden de düz, arkadan da düz yaparak oluşturuyorum. Benimle aynı da yapabilirsiniz. Kendi bildiğiniz gibi de yapabilirsiniz. Evet, böyle haroşa yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Kenar göstereceğim, o yüzden açtım videoyu. Son ilmekten önce arkadaşlar ben ipimi öne alıyorum. Son ilmeği örmeden sağ şişime takıyorum. Çünkü kenar böyle düzgün dursun diye. İki şekilde böyle oluyor arkadaşlar. Diğerini de yapabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Evet, çevirdim. Bir üst sıraya geçtik. Yine düz örüyorum. Yani haroşa yapıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ilk sıra haroşam oluştu. Arkadan da ilk sıramı şimdi yapıyorum. Evet, bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Haroşalarımızı yapacağız. 5 tane haroşa olasıya kadar önden de düz, arkadan da düz öreceğiz. Böyle. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladığım 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüğüm ön yüzdeyiz. Ön yüz olduğunu şöyle alt kısmı düzgün duruyor arkadaşlar. Oradan anlayabilirsiniz. Tersinden de şöyle ters görüntüsü var. Oradan tersi olduğunu anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi 10 ilmek haroşa örüyorum. 3 haroşamı da düz olarak örüyorum yine. 4 5 6 7 8 9 10 2 tane ters örüyorum. 1 2 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. 2 tane ters. 1 2 20 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. 1 2 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bu 6 tane düzlerim ikili burgu olacak. Onlar oluyor. 2 tane ters yanına 20 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane düz ördük. 2 tane ters örüyoruz. 1 2 6 tane düz. 1 2 3 4 4 5 6 tane düz ördük. 2 tane ters örüyoruz. 1 2 10 tane haroşa düz olarak örülüyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 kenar ilmeği arkadaşlar ipimi öne alıyorum. Örmeden sağ şişime takıyorum 10. ilmeğimi. Çevirdim.
Kenarda 10 ilmeğimiz haroşaydı. O yüzden arkadan da düz olarak örüyorum. Kenar ilmeği ördüm. 2, 10 ilmek düz örüyorum ya da haroşa diyelim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın burada 2 tane düzüm var. Düz olarak örüyorum. 6 tane tersim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ters ördük. 2 tane düzüm var gördüğünüz gibi. 2 düz. Yirmi tane tersim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tersi ters, düzü düz örüyoruz aslında arkadaşlar. Ben size ilk iki sırayı gösteriyorum, söylüyorum özellikle. 20 tane ters ördük. Arkadan düz ördüklerimizi arkadan, önden düz ördüklerimizi arkadan ters olarak ördük. Burada gördüğünüz gibi iki tane düzüm var. Düz örüyorum. 6 tane tersim var. 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane düzüm var. Gördüğünüz gibi düz örüyorum. Burası da 20 tane ters olması lazım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şunu tek aldım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gördüğünüz gibi iki tane düzüm var. Düz örüyorum. 6 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane düzüm var. 1, 2. Kenarda 10 ilmek haroşam var. Onları da düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmekte ipimi öne alıyorum ve örmeden sağ şişimi alıyorum. Çevirdiğim ön yüzdeyiz. 10 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5. Artık yerlerini belli ettik arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz haroşayı. Haroşa örüyoruz. 10 ilmek haroşamızı ördük. Burada 2 tane tersim var. İkisini de ters örüyorum. Bakın 6 tane düzüm var. Yerleri belli oldu. Onları düz örüyorum. 3, 4, 5, 6. Bu şekil. 2 tane tersim olduğu için ters örüyorum. 20 tane düz ilmeğim var. Hepsini düz örüyorum. Böyle. Saymaya da gerek yok. Aslında artık böyle örerek ilerliyorum. Evet, 20. ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi iki tane tersim var. Ters örüyorum. 6 tane düzüm olması lazım. Evet, göründüğü üzere onları düz örüyorum. Burada iki tersim var. Ters örüyorum. Vurguları daha yapmayacağız. Evet, 20 ilmek düzümü örüyorum.
Evet, 20 ilmek düzüm örüldü. İki tane tersim var. Ters örüyorum. 6 tane düzüm var. 2 3 4 5 6. 2 tane ters. Sonraki 10 ilmeğimde haroşa. Evet. Çevirdim. Pardon, tersindeyiz arkadaşlar. 10 ilmek haroşam var. Onları örüyorum düz olarak. Tersi ters, düzü düz. Haroşaları haroşa yapıyoruz arkadaşlar. İki tane düzüm var. Gördüğünüz gibi onları düz örüyorum. Burada 6 tane tersim var. Ters örüyorum. İki tane düz var karşımda. Düz örüyorum. 20 tane haroşam, ay pardon, 20 tane tersim var. Ters öreceğim. 20 ters, 2 düz. 6 ters, 2 düz görüldüğü gibi. 20 tane ters, 2 düz, 6 ters, 2 düz, 10 tane haroşa. Evet, sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, ön yüze geçtim. Haroşa kısmındayım, kenardayım. Düğme iliği yapacağız arkadaşlar. 2, 3, 4 ilmek ördüm. 5 ve 6. ilmeği, bakın, 4 ilmek ördüm. 5 ve 6. ilmeği ikisini bir örüyorum. Doladım. 2 ilmeği bir örüyorum. Sonra haroşama devam ettim. Pardon. Aha, Emine. İki tane eksiltme yaptım. Özür dilerim. İki tane ilmek örmüştük zaten arkadaşlar. Doladık. Sonrakileri tek öreceğiz. Özür dilerim. Evet. Tekrar söylüyorum. 4 ilmek ördük. 5 ve 6. ilmeği ikisini bir ördük. Şişimizin tepesine doladık. 4 ilmek haroşamızı ördük tekrar. İki tane tersim var. 2 düz, pardon, 2 düz diyorum. 2 ters. 6 tane düz. Bu sırada da yapmayacağım ve burguyu. Evet, tersi ters, düzü düz yapıyoruz arkadaşlar. Burada da ilik yapmayı göstereceğim. Evet, haroşa kısmına geldik, kenarına. Burada iki tersim vardı, onları ördüm. 4 tane haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4. Doladım. Bu iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sonra haroşalarımı yapıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Evet. Buradaki ilmeğimizi de yaptık. Çeviriyoruz. Tersindeyiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Haroşaları haroşa. Artırdığım ilmeği de haroşa yapıyorum. Düzleri düz. Tersleri ters örüyoruz. Evet. Bu sıramızı da tamamlayalım. Evet. Ön yüze geçtik. Böyle ben haroşaları sayarak yerimizi belli etmek istiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. haroşayı yapmışız en son. Buradan da düz olarak da 7. ön yüzdeyiz. 7. sıradayız diyelim. 7. ön yüzde değiliz. 4. ön yüzdeyiz. Evet, 10 tane haroşamı örüyorum. Burada burgu yapacağız. 10 tane haroşamı ördüm. 4, 2 tane ters.
Burada 6 tane düzüm var. Bunları burgu yapacağım arkadaşlar. Şişten çıkardım. İlk 3 ilmeğimi sol şişime, arkadaki 3 ilmeğimi de sağ şişime geçiriyorum. Sağ şişimden sol şişime aktardım. Ve her birini sırayla düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane tersim var, ters. 20 tane düzüm var. Onları düz örüyorum. Hızlıca öreyim. İki tane tersim var. Gördüğünüz gibi ters örüyorum. Yine bulgu yerine, yani altı düz olan kısma geldik. Bu 6 tane ilmeğimi, düz ilmeğimi sol şişimden çıkardım. Baştaki 3 taneyi sol şişime geçirdim. Sondaki 3 taneyi de sağ şişime aldım. Sağ şişimdekileri sol şişime sırayla aktardım. Sonra her birini sırayla düz örüyorum. Bulgu da bu şekilde oluyor. Evet, iki tersim var. Ters örüyorum. Evet, burada 20 tane düz ilmeğim var. Bunları düz öreceğim. İki ters ördükten sonra buradaki 6 tane düzü de bulgu yapacağız arkadaşlar. Bunları da bulgu yapalım. Sonra iki ters 10 tane haroşa yapıp sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi kenardaki bulguyu da yaptım. Çeviriyorum. Tersindeyiz. Tersinde yine hiçbir işlem yok. Haroşaları haroşa, tersleri ters. Düzleri düz öreceğiz arkadaşlar. Evet, sıramızı tamamlayalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, ön yüze geçtim arkadaşlar. Artık anladınız. Tersi ters, düzü düz, haroşaları haroşa olarak devam edeceğiz bulgularımızda. Ya 10 sırada bir ya da 12 sırada bir burgu yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre. Ben bir dahaki burgu sırasına gelince göstereceğim arkadaşlar. İliği de mutlaka bir dahaki ilik sırasına gelince onu da göstereceğim. Tereddüt etmeyin. Şunu da söylemedi demeyin. İnşallah Rabbim şaşırtmasın. Söylerim inşallah böyle her şeyi. Evet, bir dahaki burgu sırasına gelince videoyu, kamerayı açıp size göstereceğim. Aynı şekilde devam edin arkadaşlar. Evet, ikinci burguma da geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Şu tığla da göstersem olur. Nasıl anlayacağız? 10 sıra ördüm arkadaşlar. İlk vurduğum yerde gördüğünüz gibi böyle bir boşluk oluşuyor. Oraya şöyle parmağımı koyuyorum. Her sırayı sayıyorum. Bakın, düz olan kısımda, ters olan kısımda böyle çizgiler var. Hani geçiş yerleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çizgi. Yani 10 sıra git gel yapmışım. 10 sıra git gel yaptığımı oradan anlıyorum. Evet, şimdi yine vuracağız. Haroşalarımı yapıyorum. On tane haroşamı ördüm. İki tane tersim var. Altı tane düzüm var. Öndeki üç taneyi sol şişime, arkadaki üç taneyi de sağ şişime aldım. Eminim çoğunuz biliyorsunuz. Yeni öğrenenler için gösteriyorum. Evet, burgumuzu yaptık. Sağ şişimi sol şişime aktardıktan sonra her birini düz olarak örüyorum.
Evet, 10 sırada ya da 12 sırada bir böyle vurgu yapabilirsiniz. Size kalmış. İki ters. 20 tane düz. İki ters yapacağım. Burayı da vuracağım arkadaşlar. Böyle bu sıra vurgu sırası. Vurduktan sonra yine 10 sıra öreceğiz. 10 sıra öreceğiz. Vurgu sırasının geldiğini şöyle şuradan tekrar göstermek istiyorum. Burada parmağımızla tutuyoruz. Boşluk var. Boşluktan sonra bakın burası düz. İlk düz ilmek. Onun yanında bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olunca 10 sıra örmüş oluyoruz. Evet, böyle vurgumuzu yaptıktan sonra yine önden düz, önden düz diyorum pardon. Düzlere düz, terslere ters haroşalarımızı haroşa yapıyoruz. Böyle ilik yerine de arkadaşlar 10 ya da 12 haroşada bir ilik yapacağız. 10-12 size kalmış. Evet, bir dahaki ilik yerine kadar devam edeceğim ben. O ilik yerini de yine göstereceğim. Vurgumuzu da yapalım arkadaşlar. Evet, ilik yerine geldim arkadaşlar. Dediğim gibi 10 ya da 12 haroşada bir artırma, ay artırma diyorum, ilik yapalım. Sayalım 3, 6, 9, 10. haroşayı yaptım. Yine ilik yapacağım. 1, nasıl yapıyorduk? 2, 3, 4 tane haroşa yaptık. 5 ve 6. ikisini bir ördüm. Doladım. Sonra haroşama devam ediyorum. Sonra örgüme devam ediyorum. Normal örgüme. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu tarafa gelelim. Bu iliği de göstereceğim. Evet. Karşı haroşama geçtim. Şöyle göstereyim. 4 tane haroşa yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Doladım. İkisini bir örüyorum. Sonra haroşaya devam ediyorum. Evet. Tersinden yine aynı şekilde tersi ters düzü düz haroşalar haroşa yapacağız. Bir sonraki ön yüzde arkadaşlar burgu sırası olmuş oluyor. Burgumuzu yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane haroşam olmuş. 5.'den sonrayı saydım. Sanırım 16 idi. 16 olunca karemizi kapatacağız. Evet, zaten ben o noktaya gelince size göstereceğim. Evet, yapalım. Dediğim gibi gelince göstereceğim size. Evet, ben 16 haroşa dedim ama kusuruma bakmayın yanlış hatırlamışım. 13 haroşaymış arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 bakın 5 tane haroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 haroşa. Ördükten sonra hem zaten burguya denk geliyor biraz önce söylemiştim. Ön yüzde burgu yapılacak diye. Şöyle. Bu sırada arkadaşlar normal şekilde öreceğiz. Altta nasıl örüyorsak öreceğiz. Tersten kutucukların üzerine haroşa yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi altta ilik yapmıştık. 10 tane haroşamı yapıyorum. 2 tersim var. Evet, buradaki burguyu da göstereyim bari. Baştaki 3 ilmeğimi sol şişime, sondaki 3 ilmeğimi de sağ şişime alıp sol şişime aktarıyorum. Sırayla düz olarak örüyorum. Evet, böyle dediğim gibi burada hiçbir işlem yok. Aynı alttakiler gibi öreceksiniz. İki ters. Bu kutucuğun üzeri haroşa olacak. Önden de düz, arkadan da düz öreceğiz. Haroşa olacak, çizgi olacak yani. Evet, böyle. Böyle
Örelim arkadaşlar. Altta nasıl ördüysek aynı şekilde örelim. Arka yüze gelince göstereceğim. Evet, ön yüzü tamamladım arkadaşlar. Tersine geçtim. Şunu söylemeyi unuttum. Çok özür dilerim. Kaç sıra ördük? Hep haroşalar sayacak değiliz. 26 sırada bir böyle haroşa yapılacak. 26 sıra olduğunda şöyle göstereyim arkadaşlar, nasıl anlayacağız? Şöyle buradan çizgileri sayıyorum. Bakın düz kısmı yanından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Evet, bu sırada gittiğimiz için 27 sırayı, 27. sırayı örmüş olduk. Tersinden de anlayabiliriz. Tersinden de şöyle haroşadan sonraki sırayı sayabiliriz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tersleri sayıyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ön taraftan ördüğümüz için 27. sıraya gitmiş olduk. Şimdi de tersinden haroşa yapacağız. Evet. 10 ilmek haroşamı yapıyorum, kenar haroşamı. Yani kutucuğun üzerine haroşa yapacaksınız arkadaşlar. Eminim biliyorsunuz. Çoğunuz, söylememe bile gerek yok. 2 düzüm var, 6 tersim var. Yeni öğrenenler için ısrarla söylüyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. 2 düz. Evet, gördüğünüz gibi terslerin üzerine de, yani kutucukların üzerinde haroşa yapacağız. Ben haroşayı dediğim gibi önden de düz, arkadan da düz örüyorum. Böyle düz örünce tersinden ön kısımda bu şekilde haroşa oluyor. O yüzden. Evet, 20 ilmeğimi düz örüyorum. Ördüğüm burada 2 ilmeğim düz. Onları da düz örüyorum. 6 tersim var. Diğerlerini normal şekilde örüyoruz. Sadece 20 ilmeğin üzerine haroşa yapıyoruz arkadaşlar, değişiklik olarak. Evet, diğer kutucuğun üzerindeyim. 20 tane tersimin üzerindeyim. Yine onları böyle düz örüyorum. Ön tarafta haroşa olsun diye. Evet, gördüğünüz gibi 20 ilmeğimi ördüm. Sonra tersi ters, düzü düz, haroşayı haroşa yapalım. Sıramızı tamamlayalım. Ön yüzü söyleyeceğim yine. Evet, ön yüzdeyim arkadaşlar. Ön yüze geldim. Haroşalarımı ördüm. Buradaki ilmeklerimi aynı altta nasıl örüyorsam öyle ördüm. Yine kutucuğun üzerindeyim. Kutucuğun üzerinde yine düz olarak örüyorum ön yüzde. Düz olarak örüyorum. Tersinden de düz öreceğim kutucuğun üzerine. 3 tane haroşa olasıya kadar öreceğiz. Önden de düz, arkadan da düz öreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu kutucukların üzerine önden de düz, arkadan da düz örelim. 3 sıra haroşa olacak şekilde yapalım. Ben de yapıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra haroşa olasıya kadar ördüm. Bundan sonra yine aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Burada yaptığımız gibi önden düz, arkadan ters öreceğiz. Haroşaları haroşa, tersleri ters öreceğiz. Önden de arkadan da 26 sıra olasıya kadar öreceğiz. Sonra yine göstereceğim arkadaşlar. 26 sıra ördükten sonra yine kapatmayı göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci kutucuk sıramı da tamamladım arkadaşlar. 26 sıra ördüm. Yandaki haroşaları sayamayacağınız için nasıl saydım tekrar göstermek istedim. Yap dediğim gibi. Şöyle tutup şuradan sayabilirsiniz. İlmekleri bakın 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde 26 olasıya kadar sayarsınız. Ya da tersini çevirip bakın burada haroşa yapılmış belli.
Haroşadan sonraki, bakın, açıklıktan sonraki tersleri sayıyorum. 3, 6. Şimdi elimi şişalayayım. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21, 24, 25, 26. Yani 26 sıra örmüş oldum. Buradan da anlayabilirim. Dediğim gibi buradaki sıralardan da sayabilirsiniz. Göz kararı yaparsanız genelde olmayabiliyor arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum, göz kararı ben yapamam. Çünkü habire sayarım, yanlış olmasın diye. Evet, böyle bu şekilde yaptıktan sonra 26 sıra ördükten sonra bu sırayı da alttaki gibi aynı şekilde örelim arkadaşlar. Yani tersi ters, düzü düz, haroşaları haroşa örelim. Tersinde bunların üzerine haroşa yapacağız. Evet, tersine geçtim arkadaşlar. Yan tarafı bitirdim. Kutucuğun üzerine geldim. Şöyle göstereyim. 20 ilmeğin üzerindeyim. Altta yaptığımız gibi tersinden düz örüyoruz arkadaşlar. Haroşa oluşması için. Bir alttaki kutucuğu kapattığımız gibi, haroşayla kapattığımız gibi aynı şekilde böyle tersinden düz örüyoruz. 3 sıra olacak yine. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bu şekilde. Evet, böyle 3 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Önden aynı şekilde, ya zaten önden de düz, arkadan da düz örünce haroşa oluyor. Önden zaten düz örüyorduk. Arkadan da kutucukların üzerine düz öreceğiz 3 sıra. Ondan sonra yine kutucuklara devam edeceğiz. 5 kutucuk olasıya kadar yapacağız arkadaşlar. İkincisini bitirdik. 5 kutucuk olasıya kadar yapacağız. İliklerimizi unutmayalım arkadaşlar. Düğme iliklerini unutmayalım. 5 kutucuk olacak. Ben de döneceğim inşallah. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. 5 tane kutucuk yaptım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 5.'nin haroşasını, 3 sıra haroşasını yapmadım arkadaşlar. Çünkü arka tarafa geçeceğiz. Ne yapacağız burada? Bu yanlardaki burguya devam edeceğiz arkadaşlar. Yanlardaki burguya devam edeceğiz. Bu ortadaki burgunun üzerine yine buradaki haroşayla kapatacağız. Yani burayı da haroşa yapacağız. 3 sıra haroşa. Zaten ön yüzden hiçbir işlem yoktu. Tersten haroşa olacak. Böyle kenar haroşamı yapıyorum. Evet, burada iki tersim var. Bu yandaki vurgular devam edecek. İki ters. 6 tane düzüm var. Vurguma daha gelmedim. Şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim düğme iliğim 3, 6, 7, 8 tane oldu. Bu şekilde iliklerini de gösterdim. Öbür tarafta ilik yapmayacağız. Evet. İki tersim var. Haroşa için böyle tamamen düz öreceğiz arkadaşlar. Buradaki terslerimi de düz öreceğim. Yani burayı kapatacağım. Haroşayla önünü kapatacağım. Yukarısını farklı bir desen gideceğiz. Onu da göstereceğim. Evet, dediğim gibi bunu, baştaki burguyu ve sondaki burguyu devam ediyoruz. Buranın üzerine düz örüyoruz. Düz öreceğiz. Böyle bu şekilde. Evet, ben de örüp döneceğim. Evet, tamamladım arkadaşlar. Şimdi tersine geçiyorum. Tersinde de şöyle baştaki 10 haroşamı yapıyorum. Burada 2 düzüm var. Buradaki burguya devam edeceğim için 2 düzümü, 6 tane tersimi örüyorum. 6 tane ters ördüm. 2 tane düz. Evet. Sonra haroşa yapıyoruz. Haroşayı da düz ördüğümüz için düz örerek böyle bu şekilde düz örerek devam edeceğim. Nereye kadar arkadaşlar? Böyle düz örerek geleceğim. Bakın, buraya da düz öreceğim.
Ta ki buradaki burgunun önündeki iki düze kadar. Evet, buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, dediğim yere kadar geldim. Burada iki düzüm var. Düz olarak örüyorum. 6 tane tersimi ters örüyorum burgunun arkası. 2 düz. 10 ilmek haroşam var. Bunları örelim arkadaşlar. Ön yüze geçelim. Göstereceğim. Evet, ön yüze geçtim. Gördüğünüz gibi buradaki burgunun üzerine haroşayla kapattım. Ama bunların üzeri açık. Bunları bu sırada vuracağım arkadaşlar. Burguma devam edeceğim. Burayı vuracağız. Yine haroşaları haroşa tersi ters burgumuzu yapacağız. İki tersim var. Ondan sonra haroşa yaparak devam edeceğiz. Buraya geleceğiz. Burada iki tersim var. Burgumu yapacağım. İki ters haroşa yapacağım. Tersinden de dediğim gibi sadece buralar devam edecek. Buralar haroşa. Evet, ben tamamlayıp gösterirsem daha iyi anlarsınız. Belki tamamlayacağım arkadaşlar. 3 sıra haroşa olacak şekilde. Sonrasını yine göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. 3 sıra haroşa ördüm. Yandaki burguların üzeri hariç. Evet, arkasına geçmiş olduk. Şimdi 10 ilmek haroşa örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tersim var. 6 tane düzüm var. 2, 3, 4, 5, 6. 2 ters. Evet, şimdi 10 tane düz örüyoruz. 10 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 düz, 10 ters. O şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki burguya gelesiye kadar. Evet, 10 tane ters 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi iki tersime geldim. İki ters örüyorum. 6 tane düzüm var. Burgulara devam edeceğiz. Evet, burayı artık anlarsınız arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Tersine geçelim. Tersini yine göstereceğim. Evet, tersine geçtim. 10 ilmek, kenar ilmeğim var. Haroşam. Onları haroş yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 düz. 6 tersim var. Burgunun üzeri. 2 düz. Burada 6 tane pardon 10 tane tersim var. Tersi ters düzü düz öreceğiz. Ön tarafta burayı düz örmüştük. O yüzden 10 tane ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, burada 10 tane düzüm var. Ön yüzde ters olarak örmüştük. Terse gelince düz olarak görünüyor. Tersi ters, düzü düz, haroşaları haroşa yapacağız. Ben belirginleşsin diye tersini de gösteriyorum arkadaşlar. 10 tane düz ördüm. 10 tane ters ilmeğim var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Bakın düz ilmeklere geldik. 10 tane düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, kenara geçtim. 2 düz. 6 ters, 2 düz. 10 tane haroşayla sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Ön yüzü gelince göstereceğim. Evet, ön yüze geçtim arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu şekilde devam edeceğiz. Tersi ters, düzü düz, haroşaları haroşa yaparak böyle tulumun arkasında öreceğiz. Yanlardaki iki burguya devam edeceğiz. Düğme iliği yapmayacağız arkadaşlar. Boyut olarak şöyle ikiye katlayacağız. Şöyle aynı boyutta olacak. Bir de kapşonlu diyelim, kapşon ya da başına aldığı yeri yapacağız. Ben tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Böyle dediğim gibi. Bakın burgudan sonra iki tersim var. Tersten sonra 10 düz, 10 ters, 10 düz, 10 ters, 10 düzüm var. Sonra burguya geçiyorum. Evet, bu şekilde. Tersten de aynı şekilde. Tersi ters, düzü düz, haroşaları haroşa yapın. Ben tamamlayıp döneceğim inşallah. Evet, tamamladım arkadaşlar. Size söylemiştim. İkisinde yani önle arkayı aynı boy da yapınca videoyu açacağım, göstereceğim demiştim. Aynı boyda oldu. Burası alt kısmı. Alta gelecek kısmı. Burası da biliyorsunuz üst kısım. Aynı boya getirdikten sonra ne kadar öreceğiz onu göstereceğim. Şöyle misin alı şişe taktım. Kameraya elim değdi. Evet, artı aynı şekilde devam edeceğiz. Bu arkayı nasıl ördüysek aynı şekilde devam edeceğiz. Artı 25 santim. Kapşonu içinde böyle bu şekilde 25 santim örersiniz arkadaşlar. Ben de öreceğim. Lastik yani bura gibi haroşa yapmaya gerek yok uç kısma. Ne yapacağız? Bitirdikten sonra kesme işlemi yapacağız. Böyle ortadan kesme işlemi yaptıktan sonra ortadan böyle katlayıp dikeceğiz. Kapşon şeklinde alsın diye. Böyle birbirine de denk gelecek. Daha hoş bir görüntü olacak inşallah. Evet, dediğim gibi ben 25 santim öreceğim. Yine sonrasını göstereceğim inşallah. Sonra süslemeye geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. İşaretlemiştim. İşaretledikten sonra 25 santim ördüm kapşonu için. Şimdi ne yapacağız? Tersine geçmemiz lazım. Kesme işlemi farklı bir şekilde göstereceğim. Hani dikişe gerek yok. Bana zor gelir derseniz arkadaşlar, siz beni izleyin. Hani zor gelir, yapamam derseniz izleyin. Hani hoşunuza giderse benim gibi yaparsınız. Hoşunuza gitmezse böyle kesersiniz arkadaşlar. Kestikten sonra ikiye katlayıp dikersiniz. Evet, şimdi tersine geçmek için ön yüzden yine aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz, haroşaları haroşa yapıyoruz. Tersine gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. Ön yüzden ördüm arkadaşlar. Tersine geçtim. Şimdi ne yapacağız? Yarısını diğer şişimize örmeden aktaracağız. Şöyle 90 ilmeğimiz vardı. 45 ilmeğimizi örmeden sağ şişimize aktaralım. Evet, şimdi 45 ilmeğin sağ şişimde 45 tanesi de sol şişimde şöyle ikiye katlıyorum. Ters yüzdeyiz gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? İpim de burada. Aynı 4 numara bir tane daha şiş alıyorum. Şimdi ne yapacağız? Bakın bir tane ilmek bundan alıyorum. Kolay kesebilmek için. Bir tane de diğer şişimden alıyorum. Bir öndeki şişten alıyorum. Örmeden alıyoruz arkadaşlar. Bir tane arkadakinden. Bir öndeki ilmekten alıyorum. Bir arkadakinden. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan.
ilmeklerimizi sırayla farklı şişe geçiriyoruz. Bir önden alıyoruz, bir arkadan. Böyle birleştiriyoruz. Evet, böylece bütün şişle bütün ilmeklerimizi şişimize aktaralım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hepsini aktardım. Şimdi ilk önce ilk ilmeğimizi bir tane tek ördüm. Sonra sol şişime geçiriyorum arkadaşlar. Diğer iki ilmekle birlikte üçünü bir düz olarak örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. Diğer iki ilmeği de alıyorum. Üçünü bir düz olarak kesiyorum. Sol şişime aktarıyorum. Diğer iki ilmeği de alıyorum. Üçünü bir örüyorum. Sol şişimi aldım. İki ilmek daha aldım. Üçünü bir ördüm. Sol şişime takıyorum. Üç ilmeğin üçünü bir örüyorum. Sol şişime takıyorum. Üç ilmeği de örüyorum. Sol şişime takıp üçünü bir örüyorum. Evet, bu şekilde tamamen ilmeklerimiz bitesiye kadar şöyle yapamadım. Tamamen bitesiye kadar örelim arkadaşlar. Sol şişimize takıp 3 ilmeği bir örüyoruz. Böyle. Evet, tamamen bitirip döneceğim. Evet, bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle en son ipimi kesiyorum. Öyle tamamladık arkadaşlar. Fazlasını da alalım. Böyle. Ön yüzünü çevirelim. Üst taraftan da görünüşü bu şekil. Böyle. Size kalmış. Böyle beğenmediyseniz arkadaşlar kesebilirsiniz. Kesip ikiye katlayıp dikebilirsiniz. Evet, şimdi düğme ilik yerlerini ayarlayalım. Şöyle ben bir tarafı ayarladım arkadaşlar. Şöyle ikiye katlayalım. Burada çizgimiz vardı hatırlıyorsanız. Yani ön tarafı ve arka tarafı ayıran haroşamız. Şöyle katlıyoruz. Burada 3 haroşa var. 10 haroşadan sonra ilkini ayarlayalım. Ondan sonra şöyle ilkinin yerine bakın. Burada 3 haroşamı böyle duvar sayıyorum. Ondan sonra 3, 4, 5. Beşinci de ilik yapmaya başlamışım. Arkadan tutuyorum. 3, 4, 5. Beşinciden sonra dikeceğim yere işaret koyuyorum. Ondan sonra 10 haroşada bir hatırlarsanız. Araları 3, 6, 9, 10 haroşa. 10 haroşada bir 3, 6, 9, 10. 10 haroşada bir düğme dikeceğiz. Bu şekilde. Yerlerini dilerseniz önceden işaretleyin benim gibi. 3, 6, 9, 10. 10 ve 11'in arasına böyle işaret koyalım. Sonra ben şöyle bir düğme var elimde. Bununla dikeceğim arkadaşlar. Bundan dikeceğim. Yine aynı renk ipi kullanacağım. Böyle dikelim arkadaşlar. İşaretlerimizi çıkartıp dikelim. Ben de dikip döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi düğmeleri diktim arkadaşlar. Hazır iğne yerimi almışken yıldızlarını diktim. Bir tanesini sizinle birlikte yapacağım. Böyle çok güzel leşmeye başladı. Evet, bu setimiz. Şimdi yıldız yapmadan önce arkadaşlar ben daha önce yaptığım mesela farklı şeyler yapmak istiyorsunuz.
Ören Hanım figür ve süslemeler yazıp bulabilirsiniz. Bunların videosunu bulabilirsiniz. Kelebek yaptım bu şekilde. Kelebekler yapıp dikebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle şu şekilde böyle çiçek yapmıştım. Çiçek dikebilirsiniz. Kuzucuk yapmıştım. Kuzucuklardan yapıp dikebilirsiniz. Şöyle bu şekil. Süslemelerimiz daha birçoğu arkadaşlar elimde olan bunlardı. Böyle bebek elbisesi kız bebekleri için yapmak isterseniz böyle elbise de yapabilirsiniz. Şöyle kelebekler, puf çiçek ya da şöyle şapka da yapabilirsiniz. Dediğim gibi daha birçok modelimiz var figür ve süsleme bölümünde diyelim oynatma listesi ya da onlara bakıp da hangisini yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Yıldız videosu da var arkadaşlar. Onu da çekmiştim. Yine de yıldızın yapımını göstereceğim. Yıldız yapmak isteyenler için. Evet, yıldız yapmak istiyoruz. Zincirle de başlayabilirsiniz ama ortasını böyle iyice çektirmek istiyorum. Hani açık durmasın diye. O yüzden sihirli halka yapacağım. Ya da siz 7 ya da 8 zincir çekip başlayabilirsiniz. 8-9 da olabilir. Evet, şöyle sihirli halka için şöyle şu şekilde gri ipimi aldım. Siz hangi renk yapmak istiyorsanız parmağımın etrafına sardım. Şöyle çapraz şekilde tuttum. Sol elimi aldım. Kapattım. İki zincir çekiyorum. Doladım tığıma. Bir defa dolayıp iki defa da çektim. Trabzan yapıyorum. Tığımı da göstermedim ama 5 numara tığ kullandım. Siz elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Hangisi olursa. Evet, ip de bebeği yünü normal örgü ipi olabilir size kalmış. Evet, bu şekilde 15 tane trabzan yapalım. Ben de yapıp döneceğim. Evet, baştaki zincirle birlikte toplamda 15 tane trabzan yaptım. Şimdi ilk yaptığım trabzana tığ batırdım zincire. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çektim. Ortadaki ipimizi çektirerek düğüm atalım. Açılma yapmasın. Şöyle iyice çektirelim. Bu şekilde oldu. Düğüm atıyorum. Evet, bir zincir çekmiştim. Orta genişlikte zincirler çekelim arkadaşlar. 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Birinci değil, ikinci zincire başına dolamadan batıyorum. Sonra başına doladım. Bir sonraki zincire tığ batırdım, ilmeği aldım. Başına dolayıp tek seferde 3'ün 3 ilmeği birden çektim. Çakma sık iğne yaptık. Doladım. Bir sonraki zincire bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Bir sonrakine de trabzan yapıyorum. Bir sonrakine de bir defa dolayıp iki defa da çektim. Dört tane de trabzan yaptım. Sonra bir, iki, üçüncü trabzana tığ batırdım. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. İlk kanadını yaptık. Tekrar 7 tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. İkinci zincire başına dolamadan batıyorum. Bir sonraki zincire dolayıp, tığıma dolayıp battım ve tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Sonrakilere de bir defa dolayıp, iki defa da çektiğim trabzanlar yapacağım. Evet, birinciyi yaptım. Bir sonraki zincire ikinciyi yaptım. 3 ve dördüncüyü de yaptıktan sonra 1, 2, 3. trabzana tığ batırdım. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. İkinci kanadı da yaptık. Üçüncüye geçtik. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bir sonrakine başına dolamadan batıyorum. Doladım tığıma. Bir sonrakine çakma sık iğne tek seferde çektiğim. Sonrakilere de trabzan yapıyorum.
Bir defa dolayıp iki defa da çektim. Evet, üçüncüyü yaptım. Şimdi son zincirime de dördüncü trabzanı yaptıktan sonra 1, 2, 3. trabzana tığımlatırdım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Tekrar 7 zincir. Evet, 3 tanesini yaptık. 2 tane kaldı arkadaşlar. İkisini de yapalım. Ben de yapıp döneceğim. Evet, son kanadımda yaptığım yine 3. trabzana şöyle kilit yaptım. 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. 10 tane kutucuğumuz olduğu için 10 tane yapmamız gerekiyor. Renkleri dediğim gibi size kalmış. Hangi renk yapmak isterseniz ipimi alta doğru çekiyorum. Evet, fazlasını alıyorum. Tek kat lif ipiyle beyaz lif ipi de diktim arkadaşlar. Diğerlerini de bunu da aynı şekilde dikeceğim. Şöyle ortalı şekilde yıldızımı yerleştiriyorum. Şöyle. Şurayı da açayım, kolay olsun dikmesi. Evet, ortalı şekilde yerleştirdik. Sonra iğnemi aldım. Bir kanadın ucundan yukarıya doğru çıkıyorum. Çok yakın hizadan tekrar aşağıya indim. Biraz ileriden çıkıyorum. Böyle bütün kanatları dikelim arkadaşlar. Böyle. Tekrar buradan girip aşağıdan çıkıyorum. Diğer kanada geçiyorum. Onu da ucunu sabitlemek istiyorum. Bakın, yakın, çok yakın hizadan tekrar girip uçtan çıkıyorum. Evet, böyle dikelim arkadaşlar. Bütün kutucukların üstüne yaptığımız süslemeleri dikelim. Ben de bunu dikip döneceğim. Evet, bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımından da memnun kaldınız. Sevdikleriniz, bebişleriniz sağlıcakla güle güle kullansın inşallah. Evet. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.